Kıymetli arkadaşlarım, şimdi geldik devletçiliğe. Devletçilik daha çok ÖSYM tarafından ekonomi alanındaki inkılaplarda ve gelişmelerde soruluyor ama biz biraz daha geniş görelim, tamam mı? Devletçilik ilkesinin özellikleri nelerdir? Atatürk'ü düşüncede devletçilik ilkesi, milli mücadele yılları sonrası zamanın şartlarına, ortama ve dönemin ihtiyaçlarının getirdiği zorunluluğa dayalı olarak ortaya çıkan bir düşüncedir. Yani evrensel değildir. Bunu anlatmaya çalışıyor. Bir zorunluluk olarak ortaya çıktı. Ama bugün baktığınızda o zorunluluk olmadığı için devletçi mantıktan uzaklaşma vardır 21. yüzyılda. Devletçiliğin esası başta ekonomi olmak üzere her alanda devletin planlamacı bir tutum takınmasıdır. Devlet müdahalesi yani. Planlama tutumunun ana hedefi ise milleti refaha kavuşturmak ve ülkenin kalkınmasını sağlamaktır. Aslında devletçilik arkadaşlar halkçılığın bir sonucudur, doğru mu? Halkçılık nedir? Halkın refahıdır. Onun refahını artırmaktır. Hizmetin eşit götürülmesidir. O yüzden de eğer liberalizm olursa batı gelişir, doğu gelişmez. Ama devletçilik olursa ülkenin batısı doğusu eşit bir şekilde gelişir. Halkçılığın bir gereği olarak. Devletçilik ilkesi devletin planlama görevinin yanında devlet planlama yapar. Ekonomiyi planlar, sanayi planlar. Ama bireysel faaliyeti ve çalışmayı da destekler. O zaman Türkiye Cumhuriyeti'ndeki devletçilikte birey de yatırım yapar, devlet de yatırım yapar. Ama bireyin yaptığı yatırımı devlet destekler ve denetler. Unutmayın. Bizim devletçiliğimiz sosyalizm, komünizm gibi değildir. Atatürk'ü düşüncede devletçilik ilkesi daha çok Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda devletin ekonomik alana yönelme, yatırımı teşvik etme, yapılanları denetleme ve düzenleme biçiminde bir müdahalecilik olarak konmuştur. Gördünüz mü? İşte ÖSYM buna dikkat ediyor. Buraya bakıyor. Devletçilik ilkesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında ekonomik alanda kalkınmayı, sanayileşmeyi, milli gelirin artırılmasını, sosyal adaleti sağlamıştır. Bak bu da sorulabilir. Devletçilik ilkesinin faydalarından değildir der. Bunları verir. Bir tane zırt bir madde koyar oraya. Gördünüz mü? ÖSYM ne sorar? Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Peki bu doğrultuda neler yapıldı? Devletçilik ilkesi doğrultusunda. Arkadaşlar İzmir İktisat Kongresi toplandı. Teşvik Sanayi Kanunu kabul edildi. Birinci Beşlik Sanayi Planı uygulandı. Devlet bankaları kuruldu. İşte Etibank, Sümerbank, Merkez Bankası, Sanayi Maden Bankası, İller Bankası, Denizcilik Bankası, Denizbank sonra Denizcilik oldu. Halkbank, tamam bunlar devlet bankası. Kamu İktisadi Teşekküller, Devlet Demir Yolları'nın kurulması gibi. Arkadaşlar bunların hepsi devletçiliktir. Kısacası Atatürk döneminde ekonomiyle ilgili devletin yaptığı bir iş varsa orada devletçilik mantığını görürsünüz. Bazen diyorlar şunda devletçilik yok. Ya bunu böyle ezbere gitmemek lazım. Tarih kitaplarında, milli eğitimde, müfredatta, talim terbiyede ne varsa burada o var. Anlaştık mı arkadaşlar? Kafadan konuşmamak lazım. Bu maalesef arkadaşları yanlış yönlendiriyor. Yanlış yönlendirme olur. Devletçiliğe böyle bakmanız lazım.